44 Tabak Aşk programının bu haftaki konuğu Bulut Kırbaş, kız arkadaşına sürpriz yemek yapmak için Elif Tapan'dan yardım istedi. İkili fırında kabak mücver ve sebzeli ve kuru kayısılı son balıklı salata yapacak. worldtravelchannel.com/44tabakask adresinden bizlere ulaşan Bulut Bey şimdi Elif Hanım'la beraber alışverişe başlıyor. Ben şu boğul gibi çantayı atacağım içine. Şöyle mi yapalım? Yok dursun hadi, tamam. Fark etmez. At da kalsın. Sen de koy istiyorsun. Ağırdır belki. Biraz daha iki tane bir tane var. Şimdi ben çok güzel bir yazım var bak gördüğün gibi. Niyeci? Yani bu şey yani, değil. Metin alfabesi değil kesin. Çince de diyemem. Kril. Buradan okursan Arapça, işte aşağıdan yukarı Çince. Çeşitli şekilde okunabiliyor. Ama şu birisi kabak mesela. Kabart mı? Kabak. Evet şey. Çivi yazısıyla yazıyorum. Şuradan kabak alıyorsun. Kabak alıyoruz. Bir tane alıyoruz. Yok bir tane değil. Sen bir paket al. Biz kullanacağımız kadar kullanırız. Ben. Ondan sonra. Şey. Oraya bekar yaşadığım için. Hani şimdi bir hepsini tane sana aldıracağım zaten. Taze soğan. Ha tabii ama bir taneyle çok küçük bir mücver olur yani. Şu kadar bir şey. Taze soğan tamam, alacağız. Taze soğan. Dereotu. Maydanoz. Bunun içine koyuyorum ya. Evet, üçünü birden koyabilirsin. Şunu ben o defteri alayım. Tamam. Evet, maydanoz. Gittikçe daha okunamaz yazıyorum. Nasıl oluyorsa evet. Bu. Şimdi? Bir de sana güzel bir salata yaptıracağım. Tonlu salata. Bak, salata yapabilirim işte. Öyle mi? Tabii, bak, salatayı göreceğiz güzel göreceğiz o zaman. Spor yaparken bol bol salata yediğim için. Yani salatanın. Bak üstelik de salyangozu da üstünde. Ay ne güzel. Tazecik. Şey derler. Vitaminin üstünde yani. Evet vitaminin üstünde. Yani böyle bir elmadan bir kurt çıkmasından daha kötü şey ne? Şey salata kıvırcıktan maruldan salyangoz. Yok yarım kurt. Yarım kurt. Şimdi bunu da aldık. Yarım kurt. Ha, bir de biber alacağız. Renkli biber. Onlar da şurada. Bir sarı bir kırmızı alıyoruz. Öyle mi? Bir sarı bir kırmızı. Böyle mi? Al onu kullanmadığımızı bırakırız. Sarı kırmızı güzel. Galatasaraylı mısın? Evet Galatasaray. Ben hiç değilim ama yani mecburen mavi bir yemek olmadığı için katlanıyorum bu cezaya. Şimdi onu aldık. Biraz peynir alacağız mücver için. Mücver için peynir. Şimdi bu mücver çok kolay ve güzel çünkü fırında yapacağız. Kızarttığı mücver. Evet. Güzel ama yani şey bile güzel. Fırında mücver. Fikir güzel değil mi? Evet. Evet bence de. Bir tane küçük beyaz peynir alıyoruz. Beyaz peynir. Şuradan bir tane al bir şey. Hangisi? Bu çok fark etmez. Olur. Küçük paketler mesela. Keçi diyor ama. İstediğin peyniri küçük yaparsın var. Aslında. Küçük kaşarı peynir. Tercih ediyorsan o da olur ama beyaz bana göre daha çok yakışıyor. Evet. Seri domates de almıştık. Şimdi bir kuru kayısı, çörek otu ve ton balığımız kaldı. Kuru kayısı, çörek otu ve ton balığı. Evet. Ton balığı burada var. Peki salataların neli yapıyorsun? Yani ben ton balıklı yapıyorum genelde. İşte iyi oldu benim de ton balıklı. Yani şinisel yapıyorum. O da güzel oluyor mesela. Soracağım şimdi hepsini sana. Merhaba. Biz biraz kayısı istiyoruz. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Yani 5-6 tane az. Ben en çok şeye şaşırıyorum ya. Salataya cips atıyorlar ya. Nasıl bir şey o? Hiç gördünüz mü? Hayır. Yani cips. Onu gördüm. Cips atıyorlar. Salataya cips. Yeter o kadar. Yeter. Zor olmasa damak, gerek ya. O ya. Biraz acayip. Yani kuru ton falan alalım da cips mi? Enteresan. Bilmiyorum. Onu öyle seviyorlar yani. Hayır teşekkürler. Sağ olun Mersi. Sağ olun. Bir de ton balıklı şöyle bakın. Hiç böyle bir şey duymadım yani. Nasıl? Cipsli salata ne demek yani ki? Yani evet ben de ilk ben duymadım. Direkt görünce şaşırdım ya. Yani. Kırıp kırıp mı böyle? Aynen böyle kırıyorlar böyle şeyin içinde. Atıyorlar. Şimdi buradan bir de çörek otu ve ton balığı yemeğin alıyoruz. Sonunda kahve içeceğim. O en son. Ona en son. Ben o bölüme kalmayacağım. Siz içersiniz kızartma dışında kahve. Çörek otu bak tam şurada. Çok yakışıyor mücvere tadı. Hmm. Herhalde denememişsindir böyle hiç bir şey. Hiç denemedim. Yani böyle çok
şey de diyeyim aslında, yemeğe çok hani düşkün insanlar vardır ya. Yani çok. Mesela benim bir arkadaşım var, gece 2'de kalkıp kendine kek yapıyor. Allah, kaç gerçekten kilo? Yani 113 kilo. Tamam. İşte o yüzden 113 kilo. İşte o yüzden değil mi? Şimdi arıyoruz, ton balığı arıyoruz. Ton balığı, ton balığı. Hah, şurada. Demek ki gece 2'de kalkıp kek yapmayacaksın. Kek yapıyor. Mesela saat 9'da sana da yapacaksın. Bir restoran açıldıysa ilk başta aşçısına falan bakıyor böyle. İşte bu diyor çok iyidir falan diyor böyle. Ama böyle hani insanlar boş gününde sosyal aktivite için daha güzel mekanlara gider ya böyle rahatlama, evet, kafeye gider. Adam işte böyle yemek yiyeceği yerlere gidiyor. Hı-hı. Ya sırf yemek yemek için. Bir daha programı sen onu yolla bize. Bir kek tarifi alalım kendisinden. Merhaba, bu hafta 44 Tabak Aşk'ta Bulut'la beraberiz. Alışverişimizi yaptık. Ne yapacağız bugün? Fırında kabak mı girer? Sıcak yaz aylarına uygun bir tarif bu. Kızartmayla uğraşılmayacak. Hazır diye fırına atacağız. Ve güzel tonlu bir salata. Hoş geldin Bulut. Merhaba. Sen şimdi mutfakta pek bir şey bilmiyorum dediğin için sana cidden böyle A ve B'yi seçtim. Bir daha sefer gelirsen C'ye doğru geçiş, evet, yaparız. Şimdi yemeklere başlatmadan seni biraz seni tanıyalım. Ben birazcık biliyorum ama evet, konuşurken öğrendim. Seyircilerim için. Şimdi Bulut Kırbaş ben. Make-up artistlik yapıyorum. Make-up artist deyince daha güzel duruyor. Makyaj yapıyorum. Makyaj gayet başarılı. Onun haricinde işte Sahne Puk diye tiyatro grubumuz var. Aa, çok güzel. Yani onunla işte oyunlarımız var. Onunla sen vakit yani geçiriyoruz. Rolün mü var? Nasıl? Tabii tabii. İşte genel sanat yönetmenimiz, şehir tiyatro oyuncusu Yalçın Avşar'ın genel güzel sanat yönetmenliği yaptı. Bir şu an en son oynadığın rol ne mesela? Ya bir kafe sahibini oynadım da. Ha, güzel, bak bugüne de çok uygun olmuş beni. Ondan sonra güzel böyle bir Falcılar Sokağı diye bir oyunumuz vardı böyle. Devam ediyor mu oyun? Nasıl? Oyun yok, geçen sene bitti. Böyle şeydi, fala çok kendini kaptıran insanların hayatını tiye alan güzel bir oyun. Masal, güzeldi böyle. Evet. Bir daha sefer o zaman bir aşçı rolü de oynayabilirsin. Ha, bugünkü deneyimden evet, sonra. Evet, belki de. Evet. Fena olmayabilir. Bu haftanın konuğu Bulut Kırbaş, kız arkadaşı Nagihan Hanım için Elif Hanım'la beraber mutfağa giriyor ve ilk olarak fırında kabak mücver yapmaya başlıyor. Gerekli malzemeler 5 kabak, 4 yumurta, 5-6 adet taze soğan, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 75 ml zeytinyağı, 100 gram un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 100 gram beyaz peynir, 1 tutam tuz, 1 tutam pul biber ve 1 yemek kaşığı çörek otu. Şimdi yani malzemeleri 3 aşağı 5 yukarı tanıdığını gördük alışverişte. Tanıyorum aslında. Evet, evet. O kadar yani Fransız değilsin mevzuya. Şimdi biz tarifin yarısını uygulayacağız burada. Çünkü bayağı büyük oluyor bütün bir tarif. Yarısını yapsak yetecek. Evet. Şimdi ilk önce burada işleri erkekler yapıyor. Ben sadece soru sorup öyle seyrediyorum. Önce sen hem çalıştın hem bana cevap vereceksin. Bu soymakla başlıyorsun. Daha sonra ben kabukları alırım. Ne? Biliyor musun? Soyuyoruz. Hı. Şöyle değil mi? Evet. Süper. Rendeyi alıyorsun. Aldım. Kabağı da alıyorsun. Ve o şekilde rendeliyorsun. Rendeliyoruz, peki. Ben her mutfağa gelirken bütün kolye, yüzük, bilezik neyim varsa çıkarıyorum. Bakıyorum sen gayet şey. Yok yani. Girdim. Epey zamanla renkleri falan gidip kendinden düşmüyorlar mı? İşte o daha güzel oluyor. Hı. Yani o zaman doğallaşıyor. Ama kopuyor değil mi? Bir yok, kopmaz. Deri ya, kopmuyor. Benimkiler yani kopuyor ya, her zaman farklıları. Kopuyor adam. Suda mı da falan? Suda falan ne bileyim bir şekilde çürüyor falan herhalde. Tamam, ellerini kalsın. Aslında şey, bu hareketi şeyden öğrendim, salatadan. Hani böyle havuç rendeliyorsun ya. Aha. Yani benzer şey. Güzel, tamam.
Evet, evet. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Yumurta kıracağız. İki tane. Kabağın üstüne. Evet. Mücverin ana malzemeleri kabak. Kabak mücverin tabii. Yumurta. İstediğin yeşillikler, taze soğan, dereotu, maydanoz, istersen nane de koyabilirsin. Peynir, beyaz peynir ben tercih ediyorum. Tuz, biber tabii ki. Çok az kabartma tozu koyacağız. Un koyacağız. Çünkü un koymamızın sebebi dağılmasın diye. Kızartırken özellikle un önemli. Biz bunu kızartmayacağımız için biraz da zeytinyağı koyacağız. Sonra fırına gelen kaplara, şu kaplara koyup üzerine biraz çörek otu koyup fırına atacağız. Göreceksin çok hafif ve lezzetli olacak. Bir de güzel tarafı mesela hazırlayıp soğanla pişirebilirsin. Ya da pişirip soğuk yiyebilirsin. Bekletebilirsin. Şimdi iki tane yumurtayı kırıyorsun. Mesela yumurta şeyi çok ben nasıl kırıyorlar? Şöyle tek elle kırıyorlar. Ben yani öyle artistik hareketlerle kırmıyorum. Evet. Şöyle yapıp böyle açıyorum. Ben de mesela böyle kırıyorum. İşte böyle yani kabuk falan düşüyor. Mesela şekilde görüldüğü gibi. Onu alıyorsun orada. Tamam. Parmağımızı da alabiliriz onu. Bir peki. Şey yok. Bak. Ondan sonra. Ben çöp makinesi görevi görüyorum. Çöp öğütücü. Ben demin yıkamıştım. Şimdi bunları kafalarını peki, kesip yıkadım, atacaksın. Yıkadım diyorsunuz. İstersen yıka bir daha yani. Bununla değil mi? Şey, evet, bıçağı. Kafalarını at şimdi önce. Bir bölümünü. Sakal yerlerini. Sakal yerlerini. Yani ne demiştim? Pardon, az sakal kaldı burada. Onu bir an. Evet. Tamam. Bazen çocuklara uygun parladılar şimdi. Evet, şimdi evet. Bunu ince ince bir tane göstereyim sana. Bir göstereyim. Tamam. Yani daha emin ve rahat kesersin bu şekilde. Hızlı da gidebilirsin. Şöyle. Yani biraz daha ince olurlarsa daha yemesi güzel olur. Şu incelikini. Evet. Tırnaklarını içeri tutmayı unutma. Şu işaret parmağın gidici. Kalsın o. Tamam. Bitti mi? Kestim gerçekten. Yok, devam edeyim. Ha. Devam edebilirim. İyi. Yani kanlı mücver istemiyorum ona göre. Yeter mi? Temiz. Yo, daha kadar aynı yemeğe girecek olsa bile soğanlı tahtada, soğanlı bıçakla başka bir şey kesmem. Tabii. Çünkü hepsini tek tek yediğin zaman tadının farklı gelmesi lazım. Evet. Sinir olurum restoranda. Domates yersin, soğan kokar. Salatalık yersin, soğan şimdi kokar. Siz o kokuyu alıyorsunuz değil mi? Mesela alır, ben herhalde almam. Yani siz alır. İşiniz ya, olduğu için yok, hani tabii. Çok rahat bir şekilde. O damakla alakası evet. Var. İşle alakası yok. Ama yani aynı yere girse bile bence ayrı konması lazım. Evet. Şimdi sen biraz maydanoz ayıkla, ben de biraz dereotu ayıklayayım. Olur. Buradan mı ayıklıyoruz? Evet, öyle işte. Şimdi bunları mesela ufak ufak doğramak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Az önceki taktik. Ondan daha farklı bir şey göstereceğim. Bunda da böyle elini bıçağın üstüne koyarsan, yani benim için bu çok daha hızlı bir formül oluyor. Yani deminkini elle kontrol edileni. Ama böyle bak ileri geri yapıyorsun, şöyle alıyorsun. Sonra gene alıyorsun. Samuray gibi. Samuray gibi. Haşin davran şimdi bunlara yani. Evet. Vücut bayağı hareket halinde oluyor. İşte diyorum ya ben hiç yani spor salonunun kapısını bilmem ama kollarım öyle demiyor. Şimdi bunun içine biraz zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağı. Thank you.
koyacağız. Evet. Şurada kabartma tozu, biraz da bundan koyacağım. The blues. That is a feeling that makes you feel very bad. Şimdi peynir koyacağız bir de. Peynir. Peki sen ezeyanini nasıl besleniyorsun bu durumda? Ya genelde... Burada böyle ufak ufak doğru içine. Yani şöyle yapabilirsin. Hı, okay. Ya genelde dışarıda yiyorum mesela. O da tabii... Böyle her yerde de yemiyorum. Böyle birkaç yerim var. Hep evet. Oralara gidiyorum artık. Oradaki insanlar da zaten tanıyorlar beni. Ondan sonra. Orada yemek yiyorum. Evde de böyle çok nadir yemek yediğim. Salata yapıyorum bazen kendime. Çünkü mümkün olduğunca saat akşam 7.30-8'den sonra bir şey yememeye çalışıyorum. Ha, çok iyi. Yani daha iyi bence yani. Çünkü... Biraz daha koyalım. Sağlıklı bir şey tabii. Ne kadar geç yenirse yani, o kadar vücudu zorluyoruz. Aynen öyle. Mücverimiz aşağı yukarı bitti. Evet. Şimdi bunu o kaplara koyacağız. Çörek otu da koyup fırına koyacağız. O sırada da salata yapacağız. Evet. Sonra sofrayı hazırlayacak bir yer seçeceğiz. Peki. Hiç kız arkadaşından bahsetmedik. Biraz da ondan bahsedelim artık. Kız arkadaşım anaokul öğretmeni o. Ha, ne güzel. Evet. Çocuklarla ilgileniyor. Ha, çok hoşmuş. Ne yapıyorum? Karıştırıyor muyum? Karıştırıyorsun. Peyniri de ezebilirsin bir yandan. Ondan sonra işte çocuklarla vakit geçiriyor. Şu an okullar tatil olduğu için o da tatil yapıyor. Ha, güzel. Nasıl tanıştınız? Yani işte arkadaş derler ya. O güzel bir arkadaş şeyi vardı ya. Öyle tanıştık. Kaç sene oldu? 2 sene falan oldu. He, bayağı olmuş. Evet. Onun nasıl mutfakla arası? Güzel, o başarılı. Hı. Evet. Bir de böyle etrafta yapan biri olunca tabii o zaman beyler iyice yapmaya gerek görmüyor. Yani nasıl olsa yapan var. Nasıl yapan var, evet. Şimdi bunları alıyorsun. Ondan sonra bunları da birazcık yağ dökelim altlarına. Bu zeytinyağlımız da çok güzeldir. Hiçbir şey damlatmıyor gördüğün gibi. Evet. Aynı şekilde bu. Evet. Ağır bir şeymiş bayağı bu. Evet. Değil mi? Hı hı. Ama çok da güzel pişiriyoruz. Yapışmasın diye yapıyoruz değil mi bunu? Evet, çünkü bu çok fazla kuru bir malzeme. Hı hı. Yani yerken gerçek mücveri bunun içinden çıkarmayacağız ama olsun, gene de dibinde biraz lezzet olsun. Evet, ne yapıyoruz? Doğrudur. Gayet kolay yani, hiç zorlanacak yapabilecek bir şey yok. Yapabilecek miyim diye düşündüm ama yaptım. Peynir yani. Daha küçük de doğranabilir yani. Hı. Bu senin daha ilk tecrüben, o yüzden. Bakalım beğenirsen tekrar yaptığında kendine göre farklı yöntemler geliştirirsin. Hı? Hayır bir kere, burada bir kere yapıyorsun. Ama yani kız arkadaşın adı neydi? Nagihan. Nagihan beğenmezse Nagiş bilemiyorum ama. O zaman. Nagihan'ı beğenmezse bir daha sokarız seni mutfağa. Şey değil mi? Format. Yapana kadar. Gayet güzel oldu. Lütfen. Artistin elinden çıktı, belli rica oluyor. Rica edeceğim. Evet. Çok güzel. Diğerine ne yapacağım? Buraya kalp yaptıysak, buraya da böbrek. Mücverleri fırına koyduk. Burayı temizliyoruz ve salatamızı yapmaya başlayacağız. Bulut Bey, fırında kabak mücver yanına sebzeli ve kuru kayısılı ton balıklı salata da hazırlayacak. Gerekli malzemeler: 1 kutu ton balığı, 1 adet sarı biber, 1 adet kırmızı biber,
1 adet kırmızı soğan, 100 gram kuru kayısı, 10-15 adet çeri domates, 1 adet kıvırcık, 1 adet limon, 2 kaşık zeytinyağı ve 1 kaşık elma sirkesi. Güzel bir ürünü tanıtmak istiyorum bu arada. Tabii ki. Bu çok güzel bir kullanışlı bir süzgeç. Çift katlı. Üste biberleri mesela koyduk, süzüyoruz. Altta salatalarımızı süzmüştük. Ayrıca şimdi bazen böyle süzgeçte uzun süre bekletmek istemiyorsak şu şekilde çevirip mesela böyle iyice süzdürmek de mümkün olabiliyor. Pratik bence yani. Çok, bence çok pratik ve kullanışlı bir şey gerçekten. Ergonomik aynı zamanda da. Şimdi gelelim önce salataya. Bunu ister elinle doğra, istersen bıçakla kes. Nasıl istiyorsan bıçakla keseceksen şöyle iri iri. Tamam. Ama istiyorsan hani yok ben bıçaksız yapmak istiyorum dersen şöyle de yapabiliriz. Şu daha pratik. Daha şöyle. Su üst sert yerlerini istemiyorsan koyma. Tamam. Kimisi buralarını sevmiyor, kimisi de çok seviyor. O tamamen artık şahsi damak tadına kalmış bir şey. Bunları şimdi şöyle yapıyoruz. Her sezon yeni bir oyun mu çıkarıyorsunuz? Yani daha iyi oluyor. Daha keyifli oluyor. Böyle doğruyorsun. Şu şuralarını gelince bunları alsak olur. Yani bunlar çirkin görünüyor. Biraz kayısı kesiyorsun. Kayısı evet. Bunları da şöyle gene o büyük bıçağınla da kesebilirsin. İstersen bununla da kesebilirsin. Biraz da domates koyalım. Son balığı da bir şey yapıyorum. Sana onu göstermek istiyorum. Tamam. Bizim ne yapıyorsun sen? Gizli bir şey yapıyorum, göstereceğim. Bu limon sıkacağımız da bizim çok güzeldir. Evet. Hem sosu da içinde yapabiliyoruz bunu yaptıktan sonra. Şimdi ton balığı o tenekeden çıktıktan sonra onu o içindeki aromasından biraz arındırmak istiyorum. Onun için üstünü limon süzüyorum ilk önce. Evet. Aa, limonu yapıyorum. Ama şimdi dur bekle. Aa. Limonu koyduk. Tabi çekirdeklerini istemiyoruz onun. Sen daha sabırlı davranıp önce başka yerde sıkıp öyle dökersin mesela. Böyle limonda bir ilk önce yıkıyorum bunu. Ezmiyoruz bayağı bir. Yani çok ezmeye gerek yok. Yıkıyorum resmen. Sonra bunu tekrar süzüyorum. Sonra üzerine biraz zeytinyağı koyuyorum. Yani salatayı koyacağımızdan ayrıca. Evet. Bunun kendisi daha bir lezzetli olsun diye. Yani kendi yağ ile değil de ekstra zeytinyağı. Süzdük içindeki. Yani güzel, iyi bir sızma ya. Limonla yıkadık o içindeki konserveden kalma tadı da attık. O bitti. Şimdi geliyoruz sosumuza. Sen burada hemen bana şu limonları sıkıveriyorsun. Baya güzel sıktın. Şimdi ona baktım. Evet, bir de benim sıktığıma bak. Lütfen. Ziyankar aşçı. Limonu sıktık. Şimdi zeytinyağı. Limona da zeytinyağı. Evet. Tabii sos yapıyoruz. Tamam. Biraz da sirke koyuyoruz.
Bir de bunu pul biber koyup karıştıracaksın. Salataya koyalım. Dökelim. Evet. Şimdi geldik en son bölümüne. Soğanı hazırlıyoruz. Çok severim. Soğan kesmeyi mi? Yemeği. Yemeği ha. Ben de doğramayı kesmeyi soğan kesmeyi seven var mıdır ya? Çok. Bilmiyorum ya. Ben kesinlikle onlardan hobilerim arasında değilim. Soğan kesmek, koşu yapmak. En sevdiğim mutfak hareketi soğan kesmek. Kesinlikle değil. Şimdi bunu güzel soyuyorsun. Güzel görünüyor. Soyuyorum. Malzemeler hazır. Onu alıyorum elinden artık. Bir kaza çıkmadan dermişim. Ama kaza çıkacak bir durum yok. Gayet kontrollüsün yani. Yemek çok iyi. Şimdi bütün bu malzemeleri sen al, bu senin tuvalin. Aldım. Ve boyuyor muyum? Ve sen bunları boyuyorsun artık kafana göre. Ben de bütün malzemeleri kaldırıyorum. Şimdi bir gözümü açıyorum ve resimle karşılaşıyorum. Beethoven ya da Mozart falan çalamaz mı bu sırada? Nasıl? Beethoven ya da Mozart. Ha, çalabilir miyiz? Çalabiliriz. Niye çalmayalım? Çok güzel. Şimdi bir de mücverleri çıkartalım. Tamam. Çünkü onlar olmuştur. Şu elmanları verelim sana. Yakma kendini. Salata. Oo, çok güzel görünüyor. Ah, hepsi koptular. Evet. Wow, şahane. Görüntü çok güzel değil mi? Tebrik ediyorum. Şimdi sofra kurma kadar olan bölümden 10 aldın. Teşekkür. Bir de sofra kurma bölümü var. Ha. Yemekler hazır. Şimdi Bulut'la sofra kurmaya gidiyoruz. Tamam. Nagiş, değil mi? Ben Elif. Nasılsın? Hoş geldin. Nereye geldin böyle diyorsun herhalde, değil mi? Yani 44 Tabak Aşk programında Bulut geldi, sana güzel yemekler hazırladı. Yemek hazırladı. Evet. Ve öyle marketin ortasında bir sofra kurduk, daha da şaşırtıcı olmasın için. Nasıl görünüyor? Misin? Yani şu an onun yaptığına inanmıyorum. Programı seyredince göreceğim. Bak, üstelik sana kalp yaptı. Ayrıca bir de neye de yaptı. Şöyle kotum. Ondan sonra salata belki bir şey karışmadın. Evet. Sıfır. Hocam sadece şunu şöyle yap, onu böyle yap dedi. Sen şimdi beğenirsen evde tekrar tekrar istersin. Mücver istiyorum, salata istiyorum. Şimdilik iki tarif öğrettik kendisine ama. Ama geliştirmeyi düşünüyorum yani. Böyle kalmaz yani. Değil mi? Tabii. Size küçük bir hediyemiz var.
Öyle mi? Yaz renklerine uygun. Aa, çok güzel. Sürahisi. Ve saklama kapları ayrıca piknik kabı olarak da kullanılıyor. Çok iyi ya. Belki yüzleri yaparsınız, pikniğe gidersiniz. Evet, güzel. Terezlik de olabilir. Tiyatroya giderken içine bir şeyler koyup götürebilirsin. Aynen öyle. Bu kanalımızın World Travel Channel'ın bir çikolatası. Çok güzel ve işte. Bu da kitabımız. Afrodizyak Yemekler 44 Alak Aşk. Evet, bundan sonra buradan her sayfayı tek tek yaparsın artık. Kesinlikle evet. Tamam, şimdi bunları ben gene buraya koyayım. Tamam, biz giderken alalım bunu. Evet, biz giderken alalım çünkü şimdi yemek faslına geçmeniz gerekiyor. Tamam. Siz başlamadan da vedalaşmak istiyorum sizinle. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerine çok sağ olun. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Takılırsan her zaman arayıp sorabilirsin. Arkada var e-mail adresimiz falan. Süper. Çok sevindim tanıştığımıza. Aynen, sen de belki yuvadaki çocuklara yaparsın böyle bir şeyler. Meraklı insana. Bana öğreteceksin. Evet, değil mi? Bundan sonra. Taleben de var. Usta değilim ama hani ne derler? Taleben de var. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. 44 Tabak Aşk'ta bugün Bulut ve Nagiş'le beraberdik. Bulut hiç mutfak tecrübem yok demesine rağmen mutfakta harikalar yarattı. Hiç notunu kırmıyorum, 10 üzerinden 10 veriyorum kendisine. Siz de sevdiklerinize böyle sürprizler hazırlamak, kolay tarifler öğrenmek istiyorsanız bize katılın. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, dime.